Merhaba arkadaşlar, Devran Kolej Uzaktan Eğitim Fizik Dersine hoş geldiniz. Buradaki videomuzda itme ve çizgisel momentum ile ilgili soru çözümü yapacağız. Yalnız bu videoyu izlemeden önce ders anlatım videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Bir de buradaki soruları videoyu durdurup önce kendiniz çözüyorsunuz, sonra video çözümlerine bakarsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda yerden h kadar yükseklikte olan, yükseklikten serbest bırakılan 2 kilogram kütleli cisim 3 saniye sonra yere çarpmaktadır diyor. Buna göre cismin serbest bırakıldıktan yere çarpıncaya kadar momentum değişimi ne kadardır diye söylüyor. Şimdi öncelikle itmenin ne olduğunu bir hatırlayacak olursak, itme neydi? I ile gösteriyorduk. Vektörel bir büyüklüktü. Büyük I ile gösteriyorduk. Vektörel bir büyüklüktü. Neydi? Kuvvet ile zamanı çarpıyorduk. Birim olarak neydi? Newton çarpı saniyeydi. Vektörel olduğunu unutmuyoruz. Çizgisel momentumu ne ile gösteriyorduk? P ile gösteriyorduk. Bunda vektör olduğunu söylemiştik. O da neydi? Kütle ile hızın çarpımı. Yani kilogram çarpı metre bölü saniye. Arkadaşlar burada Newton ve saniyenin açılımı yapacak olursak Newton neydi? Kilogram metre bölü saniye kare. Çarpı saniye yaptığınız zaman itme ile momentumun aynı birimlere sahip olduğunu göreceksiniz. Ve biz burada şunu söylüyoruz. İtme momentum değişimine, bakın momentuma değil, momentum değişimine eşit oluyor. Yani soruları momentum değişimi diyorsa itmeden gidebilirsiniz veya itme diyorsa momentum değişiminden gitme imkanınız var. 2 kilogram kütleli bir cismi serbest bırakıyor. Sorumuza gelelim. Bizi aşağıya doğru çeken kimdi? Kuvvetimiz, yani ağırlığımız. O da ne olacaktı? 2 çarpı 10'dan 20'lik bir kuvvetimiz var. Evet, bizden momentum değişimini istiyor arkadaşlar. İki şekilde de çözeceğim. İlk sorumuz olduğu için biraz uzatacağım. İki şekilde de çözeceğiz. Atışları hatırlarsanız bir cisim 3 saniye yere düşüyorsa yere çarpma hızı ne oluyordu? 30 metre bölü saniye oluyordu. Ve serbest bırakıldığı için bunun ilk hızı ne oluyor? 0. Momentum değişimi. Ne diyoruz? P son eksi P. Değil mi? P son eksi P. Son momentumumuz nedir? M çarpı 30 eksi M çarpı 0. İlk hızımız 0 olduğu için bunu devre dışı bırakıyoruz. Kütlemizin de 2 olduğunu vermiş. Bunu şöyle de yazabiliyorduk biz. M çarpı V son eksi kimdi? V'likten ilk hızımız 0 diyorduk ve işlemleri yapmıştık. Videodaki ders anlatım videomuzu izlediyseniz buna benzer sorumuz vardı. Kütlemiz 2, hızımız da 30. Buradan momentumumuz ne kadar değişmiş? 60 kilogram metre bölü saniye olarak söyleyebiliriz. Evet, bu birinci çözüm yöntemi. Bir böyle çözebilirsiniz. İkinci çözüm yöntemimiz neydi? Momentum değişimi kime eşitti? İtmeye eşittir. Yani F çarpı T'yi de değerlendirebilirsiniz. Burada F'imiz kim? Ağırlığımız tabii ki de. Bizi harekete geçiren kuvvet bu oluyor. Yani 20 diyeceğiz. Zamanı da sağ olsun 3 olarak vermiş. Çarptığınız zaman buradan da neyi bulacağız? 60 Newton saniye olarak da değerlendirebilirsiniz. Cevabımız ne oluyor? 60 oluyor. Yani çift taraftan da olaya yaklaşabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. İkinci sorumuzda 20 kilogram kütleli bir cisim duvara doğru gönderilmiş. Yani sabit hızda hareket ediyor. Duvarla etkileştikten sonra şekile baktığımız zaman 10'luk hızla, 10 büyüklüğünde 10 metre bölü saniye hızla ne yapmış? Geri gelmiş. Ve bizden ne istemiş? Momentum değişimini. Arkadaşlar. Momentum değişimi neydi? Delta P M çarpı V son eksi V ilk. Ya da ne diyorduk? Momentum değişimi bir de itmeden de gidebiliyorsunuz. Burada soruya baktığımız zaman kuvvetle ilgili ya da zamanla ilgili herhangi bir olay gerçekleştirmiyor. Yani hikayenin içerisinde kuvvet ve zamanı vermemiş. Bununla uğraşmayacağız. Direkt bununla uğraşacağım. Yalnız konu anlatırken de şunu söyledik. Bizim için sağa doğru gidenler artı alıyoruz. Sola doğru gidenlere ne yapacağız? Sola doğru gidenlere eksi alacağız. Sorularda bunu belirtmezler. Sizin mutlaka bunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü vektörel işlem yapacağız. Sağa doğru gittiği için hızını arttı.
sola doğru gittiği için hızını ne yapacağız? Eksi alacağız. Yön bildireceğiz yani. Önemli bir mevzu. Geldik soru çözümümüze. Devamında kütleyi yerine yazdım. Son hızımız eksi 10. Yönünden dolayı verdik bunu. Formülümüzde bir eksi vardı. İlk hızımız da neydi? 20. Hızımız buradan ne kadar değişmiş? Eksi 30. Eksi burada yön bildiriyor arkadaşlar. Seçeneklerde dikkate almamış. Çünkü büyüklüğünü sadece istiyor. Yönünü değerlendirmemiş soruda. Buradan ne olacaktır? 0,5 çarpı eksi 30. Çarptığınız zaman ne gelecektir? 15 gelecek. Tabii eksi oluyor ama dediğim gibi seçeneklerde yön değerlendirmesi yapmamış. Momentum değişimimiz bu kadar. Devam edelim. Hız zaman grafiğini vermiş. Bize gördüğünüz gibi doğrusal bir yolda hareket eden sistemin, cismin hız zaman grafiğini vermiş. 0T aralığında momentum değişimi. Arkadaşlar momentum değişimi delta P neydi? M çarpı son hız eksi ne diyoruz? İlk hız. İlk hızımız ne? 0. Gördüğünüz gibi. Son hızımız ne? V yerine yazıyoruz. Yani delta P dediği kimmiş arkadaşlar? Delta P dediği M çarpı V'ymiş. Devam edelim bakalım ne diyor. Buna göre cismin 0-3T zaman aralığında. Yani 0 burada, 3T burada. Gelelim bunu da yazacak olursak. Delta P son durum diyoruz. Ya da ne dedik? 0'la 3T zaman aralığı. Evet buraya baktığımızda kütlemiz aynı. Yine V son eksi V ilk diyeceğim. Arkadaşlar ilk hızımız ne? 0. Son hızımız ne? Eksi V. Şöyle yerine yazıyoruz. Momentumumuz ne olacak? Eksi M çarpı V olacak. Yine seçeneklere baktığınız zaman yön değerlendirmesi yapmamış. Zaten bakın büyüklüğünü istiyor. Yani yönünü şu anlık bizden istemiyor. O zaman bakıyoruz M çarpı V. M çarpı V. Vektör olarak, büyüklük olarak eşit ama yön olarak zıt olduğunda bilmemizde fayda var. Geçiyorum. Geldik dördüncü sorumuza. Cismimiz çarpıyor bir duvara ve gidiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız vardı. Aynı doğrultu olmadığı için burada kimi kullanacaktık? Momentum değişimi. P son. Eksi ne diyecektik? P il. Ama ucuca ekleme yöntemiyle veya bileşke vektörde kullandığımız mantıktan anlatmıştık. Cismimiz geliyor. Esnek çarpışma yapıyor. Esnek çarpışma demek enerjini koruyor. Koruması anlamına geliyor. Buraya çarpıyor. Hiçbir şeyi değiştirmeden sadece doğrultusunu değiştirerek yoluna devam ediyor. Bu bizim ilk momentumumuz. Bu bizim son momentumumuz arkadaşlar. İlk momentum, son momentum. Yani ilk momentumu ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Ben olduğu yerde çevirme taraftarıyım. Şöyle düşünün. Bu bizim neyimiz? Son momentumumuz. M çarpı V. İlk momentumu ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Şöyle aynı doğrultu üzerinde olmadığı için vektörel kullanım yapıyoruz. Bu da ilk momentumumuzun ters çevrilmiş hali. Ben ucuna eklemiyorum. Başlangıç noktalarını yan yana getiriyorum. Bu daha kolay olacaktır sizin için anlamanız için. M çarpı V yönünü değiştirdik. Bileşke ne olacaktır? İkisi de eşit olduğu için ne olacaktır tam? Ortada şöyle kök 2 katı kadar oluyordu. Yani hangi doğrultuda oluyor veya yönde oluyor? İki yönünde olacaktır. Geçelim. Evet, momentum zaman grafiğini vermiş. Yer değiştirmeyi istiyor. Böyle grafikler arasında geçiş isteyebilir. Arkadaşlar momentumumuz neydi? M çarpı V. Siz momentumu biliyorsunuz. Vermiş size yani grafikte vermiş. Kütlesini de vermiş bize. O zaman hızını ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. Bu çok önemli. Momentum zaman grafiği ile hız zaman grafiği arasında sadece değer farkı var. Yani şekil olarak hiçbir farkı yoktur. Hız zaman grafiğini çizmeye çalışacağım ben burada. Evet burada momentumu 15 ise şöyle düşündüğünüz zaman momentum değişmiyor. Değil mi? Momentum sabit. 15 yazdık. Kütleye 3 yazdık. Ne olacak hızımız? 5 olacak. Demek ki buradaki hızımız 5. Şöyle 1 saniye boyunca gidiyor. Şöyle değerlendirecek olursak. 1 saniye. Daha sonra ne yapıyor? Şu aralıkta momentum artıyor. Öyle değil mi? Bu değeri yazacak olursak hızımızda ne olmuş oluyor? Düzgün bir şekilde artmış oluyor. Momentum düzgün artıyorsa
hızımız da düzgün artacaktır. Şöyle ifade yazalım. Buradaki momentum 30 ise kütle yerine yazdık. Hızımız ne gelecektir burada? 10 gelecektir. Yani hızımız 5'ten 10'a çıktı. Daha sonra da zaten görüyorsunuz ne oldu? Momentum sıfırlanıyorsa hızımız da sıfırlanmış olacak. Şöyle grafiğimizi tamamladık. Şekil olarak gördüğünüz gibi aynı şekil çıkıyor. Sadece kütleye bölerek olayları gerçekleştirdik. Buranın alanı hız zaman grafiğinin altındaki alan neyi verecekti bize? Yer değiştirmeyi verecek. Şurası gördüğünüz gibi 5 çarpı 1 ne olacak? 5 olacak. Biz ne yapıyorduk? Şurayı böyle bölüyorduk arkadaşlar. Şu alt tarafında 5 olduğunu biliyoruz değil mi? 5 çarpı 1. Üst taraf ne? Şuradaki bir üçgenimiz var. Şöyle görecek olursanız. Şu mesafemiz köşesi 5. Zamanımız da 1'di. 5 çarpı 1 üçgen olduğu için 2'ye bölmeyi unutmuyoruz. 2,5. Oradaki yer değiştirmemiz de neymiş? 2,5 oluyor. Şimdi geldik son olarak. Şurada büyük bir üçgenimiz var. Gördüğünüz gibi bakın çizmeye çalışıyorum şurayı. Şöyle değerlendiriyorum. Evet, buradaki alanı alacak olursak büyük kenarımız 10, zamanımız 1. Çarpıyoruz, 2'ye bölüyoruz, 5 geldi. 5, 10, 15, 17,5 yer değiştirmiş oluyoruz. Evet, geçtik. Yerden şekildeki gibi 50 metre bölü saniye hızla eğik atılan 1 kilogram kütleli cismin 6 saniyedeki momentum değişimini güzel. Şimdi eğik atış hareketine atılarsanız şöyle ne yaptık? Bir yatay hızımız var, bir de düşey hızımız var. Yatay hızımız neydi? Kosinüsle çarpıyorduk. Düşey hızımızı neyle çarpıyorduk? Sin ifadesiyle çarpıyorduk. Hemen 50 çarpı kosinüs 0 şey kosinüs 53.06 ile çarptık. Ne gelecek? 30 gelecek. Yani yatay hızımız 30 oluyor. Düşey hızımız ne olacaktır? 50 çarpı sin ifadesiyle çarpıyoruz ve 40'ı yakalıyoruz. Evet, düşey hızımız ne? 40. Şöyle şekil karışmasın diye şuraya alacağım arkadaşlar cismimizi. Şöyle neyle gidiyormuş? 40'la gidiyor. Şimdi momentum değişimi dediği zaman yatay hızımızın değişmediğini daha önce defalarca söyledik. Yatay hızımız değişmiyor. Dolayısıyla biz değişenlerle uğraştığımız için yatay hızı hiç değerlendirmemize gerek yok. Çıkacak. Kaç saniye çıkıyordu? 4 saniyede çıkıyordu. Değil mi? Hızımız 40'sa. Sonra 2 saniyede aşağı ineceğiz. Evet, şu şekilde 6 saniyeyi tamamlamış olacağız. Yatay hızımız tabii ki de hep yanımızda ama ben onu değerlendirmeyeceğim. Çünkü benden değişimi istiyor. O yüzden yatay hızı işleme katmayacağım. Yatay hızımız değişmediği için. Yatay hızımız 30. Evet, düşey hızımız onar azaldı. Bitti. Sonra aşağı inerken de onar artıyor. 2 saniye aşağıya indiğim için düşey hızım ne olacaktır? 20 olacak. Demin yönlerden bahsetmiştik. Burada da yukarı çıkanları mutlaka pozitif, aşağı inenleri de negatif almayı unutmuyoruz değişimlerde. Momentum değişimi neydi? M çarpı V son eksi ne diyeceğiz? V ilk diyeceğiz. Evet, kütlemizi vermiş bize 1 kilogram. Son hızımız ne? Eksi 20. Eksi formülümüz de var. İlk hızımız ne? 40. Yerine yazdık. Evet, hızımız ne kadar değişmiş? 60. Eksi yine belirttiğim gibi yöndür arkadaşlar. Yazıyoruz buraya 1 çarpı eksi 60 ve momentum değişimimiz ne olacak? Eksi 60. Biraz uzatmış olabilirim ama böyle çözülebiliyor. Bir de itmeden de tabii ki de gidebilirsiniz. İtme neydi? F çarpı T. Bu cismi yavaşlatan ya da hızlandıran kimdir? Ağırlığı. Öyle değil mi? Ağırlığımız yani M çarpı G. Evet, burada bu daha basit olacaktır size. Ama ben olayı anlatmak için şöyle bir yöntem kullandım. Zamanımız ne? T. 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi burası ne olacak? 10 olacak. 1 çarpı 10'dan. Zaman da 6'ydı. Bakın ne çıktı? 60'ı buradan da bulabiliyoruz. Newton saniye veya kilogram metre bölü saniye ifadesini kullanıyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden 5 kilogram kütleli bir cismin hızı 20'den 10'a düşüyormuş. Değişimi istiyor. Evet, değişim ne diyorduk? M çarpı son hızımız, ilk hızımız. 20'den 10'a düşüyormuş. Yön falan değiştirmemiş. Kütlemiz ne? 5, son hızımız 10, ilk hızımız ne? 20 diyoruz. Ne kadar değişmiş? Yine yön değerlendirmesi yapıyor. Bakın büyüklüğünü istiyor. Ne olacak hızımız? Değişim. 10 değişmiş. Eksi 10 da diyebilirsiniz. Eksi 10 ile 5'i çarptık. Ne çıkacaktır? Eksi 50 kilogram
metre bölü saniye çıkacaktır. Tabii büyüklük istediği için seçeneklerde yönünü dikkate almamış. Geçiyorum. Geldik 8. sorumuza. Teğişte sıfır anda sürtünmesiz yatay bir yolda aynı konumda durmakta olan eşit kütleli önemli bir bilgi. Eşit kütleli kare cisimlerin uygulanan kuvvetlerin zamana bağlı grafiği şeklindeki gibidir diyor. Sıfır t zaman aralığında kare cismi L'den uzaklaşmaktadır diyor. Aynı konumda diyor. Önemli. İki aracımızın veya iki tane cismimizi düşünün. Aynı konumdalar. Şimdi K'ya hep büyük kuvvet uygulanıyor. Ama sabit değil mi? L'ye ne yapmış? Kuvveti sıfırdan alıyor. Yavaş yavaş artırıyor. Ve buraya kadar maksimum noktaya kadar getirmiş. Ama K'ya hep ne yapıyor? Büyük kuvvet uygulanıyor. Büyük kuvvet uygulandığı için değişimi de ne olacaktır? Büyük olacaktır. Dolayısıyla daha hızlı ilerlemiş olacaktır. Ve hızlı ilerlediği için de aradaki mesafeyi ne yapmış olacak? Artırmış olacak. Birbirlerinden uzaklaşacaklar. Buna doğru diyoruz. T2T zaman aralığında cisimler arasındaki uzaklık değişmemiştir. Şimdi arkadaşlar burada kuvvetimiz küçüktü. T sürede. Burada kuvvetimiz büyük. Yine T sürede. Kuvvet büyük olduğu için ivmemiz büyük oluyor. Ve 1 saniye veya 2 saniye sonra vesaire T sürede bize kuvvet uyguluyor. Kar cismimiz buraya geldiğinde tabii ki de hızı ne olacaktır? L'ye göre daha büyük olacaktır. Niye? Sürekli büyük kuvvet etki ediyor. Büyük kuvvet etki ettiği için de hızı büyük olacak. Daha sonra aynı kuvvetler etki ediyor. Değişimleri aynı olmaya başlayacaktır. Ama bizim K'mız daha önceden daha fazla itildiği için, itme kazandığı için ne olacaktır? Hep önde olmuş olacaktır. Ve aradaki mesafe değişmez ifadesini ne yapıyoruz? Elemiş olacaksınız. Çünkü K hep hızlı gidiyor. Hızlı gittiği için hep ne yapacaktır? Aradaki mesafeyi artıracaktır. 2T arada cisimlerin momentumları eşittir diyor. Arkadaşlar kuvvet zaman grafiğinin altındaki alan bize neyi verecektir? Momentum değişimini verecektir. Bakın L'nin alanına baktığımız zaman biz buraya 1P dersek üçgenin alanı 1P. K'nınki ne? 1 kare veya dikdörtgen olarak görüyorsunuz. K'nınki kaç P'dir? K aracımız ne kadar değişmiş? 2P'ye kadar. Altındaki alan bize momentum değişimini veya itmeyi verecektir. Bunu videolarda anlatmıştık. L ne kadar değişiyor? P'ye kadar değişiyor ilk bölgede. Daha sonra ikinci bölgeye geldiğimizde yani T ve 2T zaman aralığında ikisindeki alanda aynı değişim aynı yani. K ve L'nin şu aralıktaki değişimleri aynıdır. Yani L'ye 2P daha ekliyorum. K'ya da 2P daha ekliyoruz. Ve K ne oldu? 4P oldu. L ne oldu? 3P oldu. Gördüğünüz gibi buradan da hep önde olduğunu ve aradaki mesafeyi artırdığını da düşünebilirsiniz. Momentumun büyük olması hızının hep büyük olduğu anlamına geliyor. O zaman 3. önermemiz de yanlış oluyor. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 10 kilogram kütleli cisme yatay doğrultuda etki eden sabit bir kuvvet cisme 4 saniyede 32 metre yol aldırıyormuş. Cisme uygulanan itme nedir diyor. Arkadaşlar itme kuvvetle zamanın çarpımı. Öyle değil mi? İtme kuvvetle zamanın çarpımı. Bize kuvveti vermemiş, yolu vermiş, kütleyi vermiş. Peki biz neyi biliyoruz? Şöyle bir grafik çizebilirsiniz. Yani çok değişik yollardan gidilebilir burada. Hız zaman grafiğini ben çizmeye çalışacağım. Hız zaman grafiği. Evet. Sürtünmesiz yatay bir yolda duran 10 kilogram kütleli bir cisme sabit bir kuvvet etki ediyor. Yani ivmesi sabit. İvmesi sabitse bu cismimiz ne yapacak? Düzgün bir şekilde hızlanacaktır. Ve kaç saniye boyunca? Arkadaşlar 4 saniye boyunca hızımız bir değer alacaktır. Burada kaç metre? Buranın alanının yol olduğunu, yer değiştirme olduğunu biliyoruz. 32 olduğunu biliyoruz. Peki biz burayı nasıl buluyorduk? Alan hesaplaması yapacağız. V çarpı 4 bölü 2. 32'ye eşitmiş. Buradan V ne gelecektir? 16 metre bölü saniye. Demek ki hızımız 0'dan nereye gelmiş? 16'ya. Evet itmeyi istemiş. Ben momentum değişimden gittim. Hemen yazalım. Ne olacaktır? M çarpı V son eksi kim diyoruz? V ilk. İlk hızımız ne? 0. Son hızımız ne? 16. Kütlemiz neydi? 10'du. Onu da buraya yazarsak 10 çarpı. Burası ilk hızımızdı. 0'ımız 160 olarak değerlendirmeyin. 10 ile 16 çarptığımızda ne olacaktır? 160 olacaktır. Hocam
Buradan gitsek olmaz mı? Olur tabii ki de, şunu da düşünmeniz lazım. Şimdi bizim hızımız 4 saniyede 16 oluyor. Yani V eşittir watt formülünü hatırlarsanız hızımız 16 değişiyor. İvmemiz, zamanımız 4. İvme buradan ne geldi? 4 geldi. F eşittir m çarpı a değerlendirmesi yapacak olursak kütlemiz 10, ivmemiz 4. Ne olacaktır? Kuvvetimiz demek ki 40 Newton olmuş. 40'la zamanında çarptığımızda 160'ı da buradan yakalayabilirsiniz. İki şekilde de çözmüş bulunduk. Geçelim. Evet, şekildeki sürtünmesiz sistemde serbest bırakılan biraz güzel ağır bir soruya benziyor. Beraber değerlendirelim. 3 metre yol aldığında ilk cismine uygulanan itme nedir diyor. Arkadaşlar, Newton hareket yasalarında buna benzer sorular çözmüştük. Mg burası ne oluyor? 30 oluyor kuvvetimiz. F eşittir ma her derde deva demiştik hatırlarsanız. Kuvvetimiz ne kadar burada? Ağırlığımız 30 oluyor. Eşittir toplam kütlemiz 5 çarpı ivme. İvme buradan ne gelecektir? 6 metre bölü saniye kare gelecektir. Evet. İvmeyi bulmamız ne işimize yarayacaktır? Şöyle buradaki ipteki gerilmeyi bulabilirsiniz. F çarpı T'den gidebilirsiniz. Ya da arkadaşlar ivmeyi biliyoruz. Yolu biliyoruz. Şu formülde bilmenizde fayda var. X eşittir neydi? 1 bölü 2 çarpı A çarpı ne diyoruz? T kare. Yani ivme ile yol arasındaki ilişki. Yolumuz 3. 1 bölü 2. İvmemiz 6 çarpı T kare. Buradan sadeleştirdiğimizde 2'ye böldük, 3'e böldük, 1, 3'e böldük, 2'yi sadeleştirdik. Yani zamanımız ne geliyor? 1 saniye. Bu olay 1 saniyede gerçekleşmiş oluyor. Peki geldik dinamikte 11'de gördük arkadaşlar. 2 kilogram kütleli bir cisme ne yapıyor? Buradaki ip çekiyor. Bu bizim kuvvetimiz. Burada ne yapmıştık? T eşittir m çarpı a demiştik. Değil mi? T buradan ipteki kuvveti bulmaya çalışıyoruz. Kütlemiz 2, ivmemizi ne bulmuştuk? 6 bulmuştuk. Kuvvetimiz ne oldu? İpteki gerilme bizim kuvvetimiz demek, 12 oluyor. Artık itmeyi hesaplayabiliriz. Cisme, x cismini etki eden kuvveti biliyoruz. Ve zamanı da bulmuştuk. Ne olacak? Kuvvetimiz 12, zamanımız 1, itmemiz ne olacaktır? 12 Newton çarpı saniye ifadesini yakalamış oluyoruz. Evet, şurada iki tane sorumuz var. Bunları ele geçeceğim. Geldik diğer testimizin ilk sorusuna. Kuvvet zaman grafiği altındaki alan bize neyi verecektir? Kuvvet zaman grafiğinin altındaki alan itmeyi verecektir. Ya da ne diyorduk? Momentum değişimini verecektir. Cismin momentumunun büyüklüğü 2T anında neymiş? P olduğunu söylüyor. 3T anında nedir diyor. Durgun mu? Evet. Yani durmanın burada çok önemi vardır. Duran bir cisim olduğu için ilk momentumumuz nedir? Sıfırdır. Buranın alanını hesaplıyoruz. Buranın alanı nedir arkadaşlar? F çarpı T. Buranın alanı nedir? Yarısı olduğunu görüyorsunuz. F çarpı T bölü ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Buranın alanı nedir? Eksi F çarpı T bölü 2. Evet, ilk başta sıfır olduğunu bildiğim için gönül rahatlığıyla buradan buraya ne kazanmışız? F'te. Buradan buraya yarım F'te. Yani 1,5 F çarpı T kadar itme, yani momentum değeri ile karşılaşıyorsunuz. Buna ne demiş? P demiş. Bütününde nedir diyor. Bütününde toplaya toplaya giderseniz artılar eksiler birbirini götürüyor ve kim kalıyor? F çarpı T kalıyor. Buradaki momentum nedir diyor. Ne yapacağız? İçler dışlar şöyle değerlendiriyorduk. Bunu isterseniz x de diyebiliriz. X çarpı 3 bölü 2 F çarpı T eşittir P çarpı F çarpı kim olacaktır? F çarpı T olacaktır. Harfleri götürelim. İzninizle şöyle FT'ler birbirini ne yapıyor? Götürüyor. 2 buraya attık. 3'ü de aşağıya attık. 2 bölü 3 ifadesiyle karşılaşmış oluyoruz. Devam edelim. Sürtünmesiz yatay bir yolun K noktasında duran bir cisme yatay doğrultuda F kuvvetinin uyguladığı itmenin büyüklüğü KL arasında I1, KM arasında da I2 olduğunu söylemiş. Burada I1 ile I2'nin oranını istiyor bizden. Evet, kuvvet var. Yol var, yollar birbirine eşit. Hemen ben kuvvet ve x'i gördüğümde aklıma ne geliyor? İş geliyor. İşte neydi arkadaşlar? Enerji değişimi.
Peki ben enerjiden de ne yapabiliyorduk? Şimdi hatırlarsanız enerjinin şöyle değerlendirebilirsek 1 bölü 2 m çarpı kimde? Vekaya. Bunları anlatmıştık. Momentumumuz neydi? M çarpı V. Değil mi? Momentum da buydu. Şimdi ben burayı kütleye çarpıp ve kütleye bölsem bir şey değişmeyecek. Ne olacaktır? Üst taraf M kare V kare bölü ne olacaktır? 2M olacak. Buranın da momentumunun karesinin olduğunu görüyoruz. Enerjimiz momentum kare bölü kimdir? 2m olarak da değerlendirebilirsin. Yani enerji ile momentumu bir çatı altında topladık ve bunun da ispatını yapmış bulundum. Gelelim buraya. Buradan buraya F çarpı x kadar iş yapıyoruz. Yani bir tane enerji kazanıyorum. Buradan buraya yine aynı şekilde F çarpı x enerji kazanacağız. Peki bütününde ne kadar kazanıyoruz? Çünkü bütününü istiyor. KL aralığı istiyor ve KM aralığı istiyor. Bütününü istedi. Bir kazandık, bir kazandık. Ne oldu? İki tane kazanmış olduk. Evet, birincisini yazıyoruz. İlk enerjimiz E kadar değişim var. Öyle değil mi? Momentum arkadaşlar hemen yazıyoruz. Momentumun karesi bölü ki bu arada momentumun değişimini hesaplıyoruz. Momentum değişimi de bize neyi verecektir? İtmeleri verecektir. Aynı ifade olduğunu söylemiştik. Bölü 2'ye. O zaman birincisi ne olacaktır? Birinci momentumumuz kök içine almamız gerekiyor. Bununla bunu çarptık. E çarpı kim olacaktır? 2'ye. Ne yapacağız? Kök içine alacağız. Karesinden kurtulmak için. Geldik diğerine. Oradaki enerjimiz 2E eşittir. İkinci momentumumuzun karesi bölü 2M. Buradan da burayı attık. Ne olacaktır? 4M çarpı E olacaktır. Kim? P2'nin karesi. Karesinden kurtulmak için ne yapıyoruz? Burada da aynı şeyi yaptık. Yani bu ifadeyi de kök içine alıyorum. Bu ifadeyi de kök içine alıyorum. Tabii karşısını da kök içine alıp karelerden kurtulmuş oluyoruz. Dolayısıyla P1 kendisi ne olacaktır? Kök içerisinde 2 olacaktır. Harfleri yazmayı sevmiyoruz. P2 ne olacaktır buradan? 2, 4 dışarı 2 diye çıkacaktır. O zaman ne olacak? 2 olacak. Ve bunların oranı ne istemişti? Kök 2 bölü 2 diyorum. Devam edelim. Bursa oluyor cevabımız. 10'la gidiyor. 10 büyükle hızla geri geliyor. Ortalama kuvveti istemiş. Evet bunun artı, bunun eksi olduğunu artık biliyoruz. Ve ne olacaktı? F çarpı T yani itme momentum değişimine neydi? Eşittir. Bu tarz sorularda açık açık bütün formülü kullanıyoruz. Kuvveti istemiş. 1 bölü 25 demiş. Kütlemizi 0,4 vermiş. Son hızımız ne? Eksi 10. Onlar çok önemliydi. İlk hızımız ne? Artı 10. Yerine yazdık. Burası ne olacak? Eksi 20. Eksi 20 0,4 ile çarptığınız zaman ne olacak? 8 olacak. Yine büyüklük istediği için eksi ifadesini kullanmayacağım. 1 bölü 25 eşittir kime? 8'e. 25 ile 8'i çarpınca ne olacaktır? 200 Newton olacak. Yani kuvvetimiz ne kadarmış? 200 Newton'muş. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Evet. Lütfen yine dediğim gibi kendiniz önce çözün, sonra çözüme bakın. Parçalardan biri şekil 2'deki gibi gidiyormuş. Evet geldik iç patlamaya. İç patlamada neydi? Önceki momentumla sonraki momentumu ne yapıyorduk? Eşitliyorduk. Yine hatırlatıyorum videolar dikkatlice izlenilmeli ders videoları. Buradaki ilk momentumumuz cismimiz ilerlerken sağa doğru ne kadar momentumumuz var? Yönlerini beraber çiziyoruz. 2mv momentum sabit hızda gidiyor. Bir süre sonra patlıyor. Ama biz yine bunu ne yapacaktık? Koruyacağız. Niye? İlk momentumla son momentum eşit olacak. Patladıktan sonra iki parçaya, iki eş parçaya ayrıldığını görüyoruz. Bu M kütleli bir cisim. Bu da M kütleli bir cismimiz. Çünkü toplam kütlemizde koruma vardır. Birinci cismimiz şu tarafa doğru gidiyor. Yani şu an sola doğru ne var? MV var. Bizim sağa doğru bunu yakalamamız lazım. Ne yapacağız? Hani bakkal hesabı yapabilirsiniz burada. Ben burada hızına ne verirsem sağa doğru ilk ifadeyi yakalarım. Yani şöyle düşün. Bizim ilk momentumumuz ne? 2mv. Eşittir. Sonraki şekil şu arkadaşlar. Eksi m çarpı v artı m çarpı acaba nedir diyoruz. Yani ikinci parçamızın hızı nedir? Attınız bu tarafa ne geldi? 3mv geldi. M'ler gitti. O zaman ne gelecektir? 3 ikinci parçamızın hızı
ne olacaktır? 3V olacaktır. Ya da şöyle bir bakkal hesabında kullanabilirsiniz. Şimdi benim sağa doğru 2 yakalayabilmem için buraya ne yazarsak olur? Bence de buraya 3V yazarsanız burası ne olacak? 3MV. Ters tarafta MV var. Çıkarınca ne oluyor? 2MV oluyor. Yani bunu korumuş oluyoruz. Veya denklemde getirip yerine yazıyoruz. Bence bu denkleme gerek yok. Bakkal hesabıyla kendi zihinden yaparsanız daha iyi olur. Sağa doğru 2 lazım size. Sola doğru 1 var. Sağa doğru 3 yaparsak ve toplamını derken farkını alacağız zıt yönde olduğu için. Toplamı yine ne olacak? 2'yi yakalamış olacağız. Yani hızımız ne olacak burada? İkinci parçamızı ne olacaktır? 3 olacaktır ve sağa doğru. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekil 1'deki gibi V hızıyla hareket eden en kütleli cisim O noktasında F kuvveti etki ediyor. Ve ismimizin hız vektörünün şekil 2'deki gibi olduğunu göstermiş. F kuvvetinin cisme uyguladığı itme. İtme neydi? Momentum değişimi. Şimdi bu bizim, şöyle buradan isterseniz alayım. Bu bizim neyimiz? Son momentumumuz. İtme neydi? İtme, momentum değişimi. Son momentum, ilk momentum. Doğrultular farklı olduğu için vektörel işlem yapacağız. Son momentum, ilk momentumu ne yapacağız? Ters çevirip ucuna ekleyebilirsiniz. Veya getirip başlangıç noktasında kullanmıştık. Öyle de bir işlem yapabilirsiniz. Ters çevirip ucuna ekledik. Başı burası, sonu burası. Bu da bize neyi verecekti? Değişimi verecek. Yani değişim derken kim oluyor? İtme oluyor. Ne olacaktır? İtmenin büyüklüğü bu tarafa doğru ne çıkacak? 2 çıkıyor. Tamam mıyız? Geçiyorum arkadaşlar. Evet. Burada ne bulmuştuk? Bir daha baktığımızda evet bu arada bütün cismin hızı itmenin büyüklüğü ne olacaktır? 2 oluyor. Değil mi? Geçiyoruz. Tekrar bir tereddüt oldum da o yüzden geri döndüm. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki yönlerde ikilik ve birlik hızda 2V ile V hızıyla hareket edip çarpışıp kenetlenme. Esnek olmayan çarpışmada hatırlayacak olursanız neydi? Momentum korunur, enerji korunmaz. Kenetlenme olayı vardı. Birlikte hareket ediyorlardı. Bunlar önemliydi. İlk momentumumuz ne? Arkadaşlar 3M çarpı 2V eksi M çarpı V eşittir. Toplam kütle yazıyorduk. M çarpı 3M çarpı ne diyorduk? Ortak hızımız. Hatırlarsanız denklemimiz bu. Bu 6, 1 çıkardık. 5MV eşittir. 4M çarpı ortak hızları 4'ü bu tarafa böyle olarak attık ve 5 bölü 4'ü yakalamış oluyoruz. Basit bir sorumuz. Geçiyoruz. Esnek olarak çarpışıyor. Esnek çarpışmada momentum korunuyordu. Enerji korunuyordu. Değil mi? Ve ayrı ayrı hareket ediyorlardı. Birkaç özelliğimiz daha vardı. Onları da videolara veya sorular geldiği zaman bir daha değerlendirebiliriz. Neydi? M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 tabi yönlerine bakarak eşittir. M1 çarpı V1 üssü artı M2 çarpı kimdi? V2 üssü ve iki denklemimiz vardı. Cismimizin birinci cismimizin hızı ve sonraki hızı. Aynı şekilde ikinci cismimizin hızı ve sonraki hızını değerlendirmeyi ihmal etmeyecektik. Buraya baktık. Bunun zaten durgun olduğunu görüyorsunuz. Çarpıştıktan sonra hızları nedir diyor. Biraz uzun sürebilir ama işlemleri bu şekilde değerlendireceğiz. 2M çarpı 2V eksi 0. Bu momentumumuz 0. Yani burayı yazıyorum. Eşittir. Kütlemiz 2M çarpı X'in sonraki hızı nedir diyoruz. Artı M çarpı Y'nin sonraki hızı diyoruz. M'ler birbirini götürünce burada ne gelecektir? 4V eşittir. 2 tane VX artı 1 tane VY. Buyurun, birinci işlemimiz yani denklemimizi kurduk. Şimdi ikinci denklemimizi kuruyoruz. Hızımız ne? 2V. İlk hızımız 2V artı sonraki hızımız diyoruz. X cismimizin, burada X cismimizin neyi alacağız? Hızını alacağız. Şöyle silelim de güzel görünsün. Evet. Eşittir. Ne diyeceğiz buraya? Buraya ne diyeceğiz? İlk hızı 0'dı. Öyle değil mi? İlk hızı 0. Buraya 0 yazıyoruz. Yazmanın bir anlamı yok. Artı ne diyeceğiz? Y'nin çarpıştan sonraki hızı. Götürüp burada denklemde genelde de yerine yazarak işlemin devamını getireceğiz. 4V eşittir 2 tane VX üssü artı 2 tane
2 tane v artı vx üssü. Yani y yerine şu ifadeyi yazdık. 2v'yi attık bu tarafa, 2v olacaktık. 3 tane vx üssü. At öbür tarafa, vx üssü ne olacaktık? 2v bölü 3 olacak. Yani x'i bulmuş olduk. X'i bulduk. Peki sonra y için ne yapacaksınız? Getirip denklemde yerine yazın. Buraya ne yazacaksınız? 2v bölü 3 yazacaksınız. Buradan da toplama çıkarma işlemini yapmanız gerekecektir. Toplayacaksınız. 2 ile 2 bölü 3'ü toplarsanız ne olacaktı? 8 bölü 3 olacak. 8v bölü 3. Buradan da oranını istiyor arkadaşlar. Oranlarsanız ne gelecektir? 2 bölü 3 bölü 8 bölü 3. 3'ler birbirini götürdü. 2 bölü 8'den ne gelecektir? 1 bölü 4 gelecektir. Devam edelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 10 kilogram tahtaya 10 metre bölü 100 metre bölü saniye büyüklüğündeki yatayla yatay hızda hareket eden M kütleli mermi girip 50'lik hızla da ne yapmış? Sistemden çıktığını söylüyor. Yani ayrı ayrı gittiğini söylüyor. Şimdi ilk resmimiz bu. İlk momentumumuz ne? M çarpı 100. M çarpı hız. Buranın momentumu ne? 0. Çarptıktan sonra ya da mermi tahtaya girdikten sonra ne yapıyor? Çıkıyormuş arkadaşlar. Birlikte gitmemişler. İçine girip çıkmış. Buradan sonra hızı ne olmuş? 50'ye düşmüş. Tabii kütlesi yine M. Bizden bu esnada tabii tahtada hareket edecek ya. Tahtanın hızını istiyor arkadaşlar. O ne? Şöyle resmimiz bu. İlk resim, son resim. İlk momentum, son momentum. Birbirini ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. İlk momentumumuz ne? 100M. Bunun momentumu 0'dı. Eşittir. Tahta 10M çarpı hızı artı ne olacaktır? Merminin hızı ve kütlesi 50M. Kütleli hızı çarptı. Attık bu tarafa ne gelecektir? 50M olacaktır. 10M çarpı hız diyoruz. M'ler gitti, sadeleştirdik. Demek ki tahtanın hızı ne olacakmış? 5 olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım ne tarz sorular bizi bekliyor. Evet. İlerliyoruz. 9. soruya geldik. Böyle sorularda çözmüştük. Hızımızı bileşenlerine ayıracağız. Bu bileşenimiz ne oluyordu? Kosinüs bileşeni. Burası ne olacak? Sin bileşeni. Yani 20'yi sinle çarparsanız arkadaşlar ne gelecektir? 12 gelecek. Kosinüsle çarparsanız ne olacaktır? 16 gelecektir. Hızımızı parçaladık. Burası sin bileşeni, yatayı kos bileşeniydi. Kosinüs ne oluyordu? 16 olacak. Hızımızı parçaladık. Burası da ne olacak? 12. Hareket doğrultusunda olmadığı için bunun momentumuna katkısı ya da zararı olmayacağını biliyoruz. Bizim arabanın momentumu sağa doğru M çarpı V'den ne geliyor? 50 geliyor. Cismimizin momentumu nedir? Sola doğru ne gelecektir? Hızla kütleyi çarpınca 32 gelecektir. Bu değil mi? 32 gelecek. Daha doğrusu 32 M'e 50 M olacak. Bu bizim ilk resmimiz. Çarptıktan sonra ne oluyor? Cismimiz geliyor, arabaya yapışıp kenetleniyormuş. Cismimiz geldi, yapıştı. Birlikte nasıl hareket ederler diye soru soruyor. İlk momentum, son momentuma ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Momentumumuz 50M. Eksi, ters yönde olduğu için çıkarıyorum. 32M eşittir. Toplam kütle, birlikte gidiyorlar. Birlikte toplam kütlemiz ne olacaktır? 12M olacaktır. Arabanın kütlesi, cismimizin kütlesi. Çarpı, birlikte hareket ettikleri ortak hızları. Evet, 18 değil mi? 18M eşittir 12M ortak hızımız. Buradan 18'i 12'ye bölüyoruz. 6'ya böldük 3, 6'ya böldük 2. Neymiş arabanın son hızı? 3 bölü 2 oluyor. Evet, sürtünmesiz yatay düzlemde duran 10M kütleli araç üzerindeki 2M kütleli cisim şekildeki gibi yere göre 5 metre bölü saniye hızla fırlatılıyormuş. Aracın son hızı nedir diyor bize. Şu an birlikte duruyorlar. Durdukları için ilk momentumları nedir? Önceki momentumları, ilk momentumları 0. Fırlatıldıktan sonra şöyle bir değerlendirelim. Cismimiz şöyle gidiyor. 2M kütleli cismimiz 5'lik hızla sağa doğru gidiyor. Şimdi sıfırlamam gerekiyor. Çünkü benim ilk momentumum 0. Sıfırlayabilmem için arabanın nereye doğru gitmesi lazım? Ters yönde gitmesi lazım. Ve bu momentumla bu momentumun eşit olması lazım ki çıkardığımızda 0 olsun. İlk momentumunu koruyalım. Bu aracın cismimizin momentumu ne? 10M.
O zaman arabanın momentumu da ne olmak zorunda? 10 ev olmak zorunda. Yani P1 ters taraftaki P2'nin büyüklüğüne eşit olacak. Arabanın momentumu nedir? 10m çarpı hızı. Cismin momentumu neydi? 10m. Evet, bunlar gitti. Hızımız ne geliyor buradan? 1 geliyor. Evet, devam ediyoruz. Birkaç soru daha çözüp bırakacağım. Geldik buraya. İple tavana asılan tahta bloğa yatay doğrultuda gönderilen mermi saplanarak birlikte gidiyorlar ve açı oluşturuyor. Yani potansiyel kinetik enerjiyi ne yapıyor? Potansiyel enerjiye dönüştürüyor. Niceliklerinden hangilerine bağlıdır açı? Merminin kütlesi, tabii ki de merminin kütlesi merminin neyini eşitleyecek? Ve şu şekilde denklem koyuyoruz. M çarpı merminin hızı. Bu tahtamız sıfırdı. Daha sonra birlikte gittikleri için tahtanın kütlesi, merminin kütlesi ve ne diyoruz buradan? Ortak hız ifadesini kullandık. Böyle sorular çözmüştük konu anlatım videomuzda. Ve ortak hızımızda yukarı doğru gidiyoruz. Yani merminin de kütlesi önemli, tahtanın da kütlesi önemli. Peki ipin uzunluğu? Arkadaşlar ipin uzunluğu fazla olursa, mesela şöyle düşünün. Bayağı bir indirecek olursanız. Şimdi şöyle yaptığınız zaman, şöyle indirelim. Önemli olan düşe yükseklik. Şimdi baktığınız zaman yine bu yükseklikte, bu yüksekliği aynı korumaya çalıştım. Ama açıyı ne yaptım? İpin uzunluğunu artırırsak açıyı baktım. Küçülttük. Şu kadardı. Şu kadar oldu. Açıyı küçültmüş olduk. Demek ki ipin uzunluğu da açı etkileyen bir kavram. Nicelik. Bütün önermelerimiz doğru oluyor. Geldik. Sürtünmesiz yatay düzende hareket etmekte olan cismin hızının büyüklüğü ve momentumun P cismin o noktasında iç patlama sonucu ne yapıyormuş? Parçalanıyormuş. Ve bu parçalamaların bileşimi buna ne olmak zorundaydı? Eşit momentum korunumu vardı. Yani biz bu cismimizi bileşenlerine ayırabiliyoruz. Şöyle şu şekilde yatayımız neydi? Kosinüs. M1 çarpı V1 kosinüs teta. Eşittir burası ne oldu? Pardon eşit diyoruz. M1 çarpı V1 sin teta. Denk koruması için bunun birbirine ne olması lazım? Eşit. Bunun da buna ne olması lazım? Eşit olsun ki momentum korunumunu sağlayalım. M1 V1 kosinüs M2 V2 eşit. Hayır. M1 V1 sin M2 V2 eşit arkadaşlar. Şurası M2 çarpı V2. Kosinüsü değil sinüsü eşit olmalıdır. M çarpı V yani şurası. Evet bu ifade neydi? Eşitti. Bunu söyledik. Momentum korunumu zaten olduğunu biliyoruz. İlk momentumumuz diğer momentumların neleridir? Toplamlarıdır. Değil mi? Ucuca eklenmiş halidir. Üçüncü yargımız da doğru olacaktır. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi